kızla tanışmasam bittik tik biz be. Hangi kız lan? Ne bileyim, tanımıyoruz ki zaten lan. Bizim çocuklar size şöyle şu uçta bir dişim, uçta bir şey. Buraları şenlendirin. Buraları şenlendirin. Buralar yanıyor, bu sene bura yanacak. Gelsene bak, sen o köşeye dur. Sen de şu köşede dur. Ya bu poşetlerinizi verin. Poşetler, o avantgard poşetler ellerinde durabilir. Boş bir içine gazete koysak yine de dursalar ya. Yok, içinde malzeme varsa bunu alışveriş yapmadın mı? Yaptım. Veresiye yaptınız ama ya. Yok, önemli değil ki ya. Zavura veresiye diye yazmayacak. Onu tanımamışsın. Maraş Ergen'le bir utandırma veresiye. Estağfurullah. Olur mu Maraş? Veres, dost kalalım. Ne yapıyorsun bu? İyi valla. Şurada sohbete devam ediyor. Çekim mi yapıyor bize şu anda? Başladı mı yoksa çok... foto mu? Foto. Kim basacak onun düğmesini? Kendi kendine. Bir arkadaş buluruz, şimdi birazdan bastırırız. Ben sarışın istiyorum. Anne. O hiç umurunda değil. O yansın sarışın. Justin Bieber mı? Justin Bieber ya. Şey ne, Hakan ne diyor? Kazmalar diyor bize direkt. Üçüz. Aa, kazmalar ne? Kazma mı? Şey ne yapıyor? Bir de Erdoğan var, biliyor musun? Erdoğan'ın mı lan? Seyhan'la beraber, Seyhan'da ya çünkü o esmer olan Seyhan'da. Şimdi ya onlar anılar o kadar çok ki. Orada bir çocuk daha vardı, Olcay diye. Şimdi Olcay'a biz Olcay To diyorduk. Cüneyt Arkın'ın bir filminde diyor ya, Olcay Tanım diyor. Hanımı çıksın öyle. Bir tane erkek çıkın ya. Olcay da diyor, o mevzuyu bilmiyor kız. İşten ayrıl, ona yazı gelmiş. İşten atacaklar ya banka. Eline yukarıya fax gelmiş, merdivenler önümü böyle geldi, şey yaptı, tamam mı? Böyle yapardı. Bu ne? Ne oldu olacak? Konuşamıyor. Girmiş. Baktık, pazartesi gelin, hazmatınız hesabını da yatacaktır. Olcay diyoruz. O an unutamam. Böyle bir şey yok ya, çocuk şeymiş yani, resmen bitmiş. Bir de rengi de beyaz, tabii kızarmış ya. Şey gibi ama, pişmiş tavuk gibi mi? Aha beter. Kızarmış tavuk. Kelle. Kelle beni gelenle. Ya oğlum bak, Yalçın abinden bir şeyler öğren. Ticaret buradan başlıyor. Ticaret nereden başlıyor? Bak, espri yetenek. Toplumun içinde bak nasıl? Hareket, action. Action, ben bu... Baltayı... Estağfurullah. Beni bu hale getiren yoğuran. Ben onun hocasıyım şu an. Neler öğrendik? Yoksa biz bildiğin şeydi, kazmolit. Çok abartıya kaçıyor. Evet, estağfurullah. Hakan abinin kodlaması kazma. Kazmalar diyor bize ya. Barbar bağırıyor şeyde, çiçek bazını için. Kazmalar, herkes bakıyor. Kazma bizi. Rahat ama değil mi? Çok rahat, gülüyor. Ne yapacağım lan? Şeyde... Gidelim bir gün yalnız. Sürpriz yapalım un kapanında. Ama un kapanında şeyde. Sürpriz. Sürprizim. Şey soracağım, un kapanı nerede? Onun işte çok arkadaşı var, doğru gidelim. Nerede? Festen arkadaşı çok. Arayalım mı arkadaşı? Versene şu telefonu. Yok, aramadım. Sesini yapıyor. Vay ya, Yalçın babanın yanındayım. İsmini duyalım lan, benim gülme alıyor adam. Evet ya. Senin kafasında öyle bir action yapmış ki senin için. Müthiş bir şey, seni duyduğum anlıyor. Şey anlatsana şeyi. Bizim ilk tanıştığımızda Elçin'le falan ilgili. Sen kendi dünyandan anlatsana şunu. Onun ismini değiştirelim bir kere. Ne yapalım? Funda yapalım. Funda ile hayatımız. Yok ama şey diyeceğim gerçekten. İlk ben oraya seni tanımıyordum ilk geldiğimde. Oraya geliyorum böyle. Bir hayranlık. Ha, sana gel anlatsana. Allah. Eşim zengine mi bakıyor, orada duruyorsun ya. Elçin'e bir yazılıyorsun. İsim söylemeyecek. Yani. Funda ya. Funda. Olmazsa biz onu ararız. Funda oğlum, Funda. Funda ama. Ufacık bir şey ama var ya, çok tatlı. Funda'ya yazılırsın ya. Sen gittikten sonra. Yalçın Bey geldi, yine beni kesiyor falan böyle yapıyordu dedi ama seni biliyordu, biliyor musun oraya yazıldığını? Ama dedim, adam yakışıklı, zengin iş adamı diyorum. 4-5 tane dükkan ofisi var, benim başına seni geçirir, gördün mü? Kalender yapma diyor, yok benimle çok büyük yaşa. Kızım, ne bir şey diyorum, konser. Ben ona kızdırıyorum. Bana diyor ki, sen onun bir şey mi alıyorsun? Evet dedim, kot aldım, giyiyorum. Hala giyiyorum. Şey soracağım, bir de yaşlı bir amca geliyor diyor. Aa, o da hastaydı ona. Evet, rakip. Benim rakip. Rakibin yaşlı bir amca. Siz takılın çocuklar. O şeydi.
emekli komiser vardı, o da hastaydı ona. O, herkes ona şeydi, Funda'ya herkes hasta. Funda? Funda ile biraz daha evlenirdik biliyorsun değil mi? Sen teklif ettin oğlum, mi? Oğlum işin çok komik yalnız ha. Çiçekçiye gittim dedim ki, ya oraya çiçek gönderdim. Evet evet, o çiçeği de araştırmaya girmiş, teklifçimiş ol be. Ben ne duydum, polis arayacağız. Çiçeği kim gönderdi ama Ersin tahmin etmişti. Ya ne yapayım? Direkt çıkıyor ya. Şey diyeceğim. Ben ona söyledim. Adama dedim ki abi bak dedim ben buraya dedim yeni geldim. Oraya yapacağım. Yeni, oraya yeni geçmiştim ya. Dedim ki size çok sipariş veririm. Söylemeyin dedim size. Tamam abi dedi ya. İkinci girişim. Baktım abi hiç konuşmuyor benimle. Herhalde dedim ben çiçek gelmedi herhalde. Biraz daha konuştum. Gittim bir çiçek daha siparişi verdim. Sen imleliğindesin, fırlamalındasın. Aa ben şimdi giyindeyim de. Abi, ya şey beni çağırdı ya sizin müdür, patron. Gel dedi. Ben hiç haberim yok, onun haber olduğu aklımızdan bile geçmiyor yani. Şu be herkes bile tek sen. Herkes haberdar. Hatta müşteriler bile tek sen bilmiyorsun. Aa, evet hani ya. Kamera olur da herkesin haberi yok, tek seni gitsin. Evet ya. Ama herkes biliyor ama senin orada olduğunu. Ben hiç haberim yok yalnız. Ama abi. Sen böyle geliyorsun orada oynuyorsun ya. Biz diyoruz ki vah yazık ediyor. Yemiyorum da dedik ki sakın söyleme. Hani beni de tehdit ediyorlar. Bir de arkadaşımız şimdi sen tamam arkadaşım. O da diyor ki sakın söyleme. Bir tepki vereceğim ben buna. Abi şey diyeceğim. Patron beni çağırdı. Yalçın gel dur otur dedi. Oturdum ben. Ne haber? İyi dedi. Nasıl iş bana işte. Ya Yalçın da sana bir şey soracaktı. Söyledim ben. Ya dedi bunların dedi. Nişanlı dedi. Bunun nişanlı deyince var ya. Nişanlı olabilir de. Ondan ne? Ya sana ne? Bir de beni, o nereden biliyor da bana böyle bir şey söylüyor? Ay oradan çaktı. Ben şey, ben dedim ama seviyorum, meviyorum falan filan dedim ama. Seviyorum ben gibi, o zaman. Ne diyor biliyor musun? Bana göndersene sen de çiçeğe dedi. Ama Allah'tan dedi ha bak demese var ya orada bitmiştim ya. Tamam sana da göndereyim dedim ben. Göndereyim ama göndermedim o başka. Ben ondan sonra başka bankalara gittim. Artık gitmiyorum buraya dedim, çok ayıp oldu falan filan dedim ben. Şeydi bir garip bir durum. Yani senin çok bilmemen çok ayıp yani. Nasıl? Herkesin haberi var, senin yok. Sanki bir komplo düzenleniyor sana. Sen geliyorsun. Abi böyle mi gerçekten? Öyle mi? Ama herkesin haberi vardı. Şey ben gelirken herkes ne yapıyordu? Geliyor. Geldi. İşte bu suçlu. Hatta sen sanki sen de bile bilmiyorsun ya mevzu ne? Aa geliyorsun rutin. Çıkıyorsun, muhabbet yapıyorsun herkesle. Evet. Biz de diyoruz ki vah vah. Geldi. Evet arkadaşlar yıllar önce bir arkadaşım vardı bankada. Onunla ilgili bir anımız bu. Allah iyi versin. Şey diyeceğim, mevzu şu. Bankada yeni işe başlamış bir arkadaşımız. YouTube'da yayınlarım, başka da yayınlarım. YouTube'da yayınlarım. Yapmayın. Bir bankada yeni işe başlamış arkadaşımız. Ondan sonra ben de can sıkıntısı, çok da güzel bir arkadaşımız. Şey yapayım dedim, yazayım işte belki çıkarız falan. Derken al gel zaman git zaman çiçek götürdüm bıraktı. Çiçek sipariş verdim göndereceğim. Çiçeği almamış zaten birinci çiçeği. Ondan sonra ben al iyi bir tepki almadım teşekkür etmedi diye ikinci çiçeği aldım gönderdim. Onu da az daha yere atıp fırlatıyorlarmış, ondan da haberim yok. Ama bunu sadece ben biliyorum sana. Meğerse bankada herkes biliyormuş. Ben girerken bankaya herkes kopuyor ama ben zorla ciddileşiyorlarmış. Ama benim dünyadan haberim yok yani. Çıkarken de ben kapıdan dışarı çıkar çıkmaz herkes kopuyormuş. Evet evet. Evet ben geri dönsem beni bak içeri girsem pardon dışarı çıksam bir şey unutsam geri gelsem göreceğim her şeyi. Evet ama o fırsatı vermedik. Evet. Nasıl Yusuf? Tırstık açıkçası. Estağfurullah. Benden öyle tırsarlardı zamanlar. Hey gidi günler be birader be. Nereden nereden? Rakiplerim biraz zayıftı ama yine de şerefsiz nereden çıktı onu anlayamadım ben. Evet rakibim bir tanesi 70-80 yaşındaydı. Suat abi merhaba. Suat abi bir tanesi. Hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Ben nasılsınız? Müsaitim şahit her zaman. Şu anda çekimdeyiz yalnız. Canlı yayındayız. Şu anda 70 milyon bizi izliyor. 70 milyona yakın. 8 milyon 930 bin kişi şu anda diğerleri tatile çıktı. Aa. O yüzden kaçırma. Nereye gittiler acaba? Yurt dışına mı? Ölüm riski de yaşayanlar var. Şu anda hastane görüyorlar.
Ama olsun, olsun. Bugünlerde açacağız inşallah. İnşallah. Hayırlısı da diyelim birader be. Rakibin çok Suat Bey yaşıyor hala. Şu an sürünüyor. Sürünme modunu hala hepsini diyor. İsim vermiyor. Funda diyor. Funda diyor. İsim vermiyorduk abla. Vallahi bizde. O da ayrı bir manyak. Kalendercim ben iyi bir insansın da şu isim verme işlerini bıraksan be. Çünkü Mazda arar diyor. Ha? Funda arar. Funda arar. Funda arar. Kim arar? Funda arar. Kimin arar? Kadir olmadı Levent. Levent yeni girdi şehre biliyorsun. Levent onun sona çaktılar. Şey soracağım sana. Anahtarı ve arkadaşına eve gelecekler. Sana anahtarı nereye bırakıyorsun? Paspasın altına. Ya da çiçek basmasın dibine de bırakıyorsun. Onu herkes biliyor. Ama herkes öyle koyar. Yıllardır herkes oraya koymaya devam ediyor. Hiç de hırsızlık olmuyor. Hiç olmuyor. Ondan sonra bir de şey vardı. Hırsızlığı hiç almaz. Zil çal. Kapı zili. Kapı zili mi? Hırsız çalmaz. Ha. Çaktırırım. Bir de şeyi söyleyecektim ben. Bir tane daha vardı biraz önce onu da şey yapmıştık. Sen bir tanesini daha mı yazılmıştın sanki öyle bir aklıma geldi de. Estağfurullah. Çünkü genelde ilk gelenlerine bütün senin şeyini serüvenini yaşıyor tanışma falan. Ben de şöyle bir durum var. Gördüğüme aşık, görmediğime bulaşık. Bu arada bizim kız kasaya geçti farkındasın yavaş yavaş yerleşiyor. Tamam yabancı değil. Tamam kızım ortak bizim burası yabancı değil. Baban %0.8'i bende şu anda buranda çünkü standart. İleride alışveriş. İleride alışveriş. İleride toplam mal alacaksın ya. Mesela hafta cuma günü geleceğim biraz toplam ya. Ondan alışveriş yapmışız çünkü. Anlamadım ama güzel. Yok yok şey diyeceğim. Şimdi haftaya alışveriş yapacaksın ya toptan. Şimdi alışveriş yapıyor musun? Bunlar haftaya o hesabını ne katarız hesabını? Olur. Doğru şey ya. Diyeceğim. Antalya karşıda bir arkadaşım vardı benim. Ha, pardon müşterimiz vardı. Şey diyor. Mesela saat 1'de çıkış olması gerekiyor pansiyonu veya otel neredense. 5'te çıkacak. Diyorum bugün parasını alalım diyorum. Sen diyor beni tanımadın herhalde. Diyor, nerede tanıyacağım diyorum. Ben diyor 2 sene sonra avukat olacağım. 2 sene sonra avukat olacakmış. Ayrıcalık istiyor benden yani. Bu dediğim şey 1900'ün ilk başta ilk yıllar ilk çeyreği. 90 mı çeyreği? 90'ların ilk çeyreği. 1900'lerin. Avukat oldu mu? Ha? Oldu mu avukat acaba? Bilmiyorum ki yani müşteri. Bir gün avukat olarak geldim ben buraya desin. Bir de diyecek ki ben başka bir konuma geçeceğim. Bir indirim de şimdiden isteyebilirim. Öyle bir manyak. Bir de burada en çok komik olan şeyler şey oluyor. Geliyorlar biz öğrenciyiz diyor. Biz diyor Pendik'ten geldik. İndirim isteyecek ya. Zaten tişört 5 lira. Her şey 5 lira burada. Çoğunluk 5 lira yani. Biz diyor Pendik'ten geldik diyor. Tek arabayla mı geldiniz? Çim arabaya. Oğlum çok komiksin lan. Tek bir çim araba mı geldi? Oğlum çok komiksin. Ona göre indiriminiz var. Hani tekatlar var. Direkt onda gelse yok. Evet. Şimdi sorumlusun. Bu iyi oldu bak. Evet. Yeni ismi durup lan. Şimdi geldiniz yoksa direkt tek kendik şey var. Mecidiyeköy veya Taksim hattını mı kullandın? Onu kullan. Tamam kaçırdın. Ne? Bir daha geldin abi ben öyle buraya falan geldim. Yine kaçırdın. O geçen haftanın indirimiydi. Oğlum çok komiksin lan. Oğlum. Ciddi diyorum. Oğlum millet bu videoyu izlerse sıçar yalnız ha. Yalnız bu videoyu yayınlama bence. Ben rahmete kavuştuğum zaman, kanka rahmetli. Sen bu dünyadan göçüp gittiğin günler, gittiğin sonra vasiyet de bak. Bak oğlum vasiyet ediyorum.